Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere 9-12 Kasım tarihlerinde ülke çapında online sitelerde yapılan indirimlerle alakalı bir video hazırladım. Trendyol uygulamasında her tavsiye ettiğiniz ürünün %5'i oranında Trendyol cüzdanınıza ödeme yapılıyor. Bunun yanı sıra da Trendyol'da koleksiyon oluşturarak koleksiyonunuz 25 kişi tarafından kaydedilirse 25 TL hediye çeki veriyor sizlere. Bunun alt sınırı olup olmadığını bilmiyorum bu arada. Baştan onu söyleyeyim. Sadece koleksiyonu nasıl yapabilirsiniz ve koleksiyonu yaptığınızda nasıl kaydedilir o kısmı göstereceğim sizlere. Bu arada içerik üreticisi olmaya çalıştığım için yani kendi temel ihtiyaçlarımı listeledim. Üst düzeyde bir liste oluşturdum kendime ama yani aynı zamanda fiyat performans listesi de oluşturacağım bunun yanında. Zaten koleksiyon oluşturmayı onun üzerinden göstereceğim. İsterseniz uygulamaya geçelim. Uygulamayı açtığımızda ben bir tane liste oluşturmuştum. Bunun yanında fiyat performans listesi oluşturacağım. Bunun için ilk tavsiye edeceğim ürün teknoloji sever birileri için kulaklık olacak. AirDots giriyoruz bununla. Şöyle uygun fiyatlı halini bulalım. İçinde sahtesi de vardır muhtemelen paylaşımların. Ama biz zaten hepsi Çin malı olduğu için ben en uygun olanı listeme ekleyeceğim. Ürüne girdiğimizde aşağı tarafa doğru indikçe koleksiyon ekle kısmını görüyorsunuz. Koleksiyonu eklediğince fiyat performans listesi, performans listesi hazırladığım için yeni liste oluştur diyorum. Koleksiyon ismi girelim fiyat performans olarak. Koleksiyon oluştur diyoruz buradan. Ürünümüz koleksiyonumuza eklendi. Bundan sonra akıllı saat değil de akıllı bileklik yine Xiaomi'den tercih edeceğiz. Xiaomi'nin akıllı bilekliklerine bakıyoruz. Fiyat aralığı genelde aynı. Abi biz şu 287 lira olana girelim. Bunu da koleksiyona ekle diyoruz. Fiyat performansa giriyoruz tekrar. Bunun yanında telefon tercihi sizin keyfinize göre olabilir, ihtiyaçlarınıza göre ama şu anda yani uygun fiyatlı olup en çok tercih edilenler arasında Redmi Note 9 var. Redmi Note 9 listesine giriyorum. Pro 2650. Şu iki tane fiyat var. Yani üstteki daha uygun. Ama ithalatçı garantiliymiş. En azından Xiaomi Türkiye garantiliği alalım biz. Bunu da girip koleksiyona ekle diyoruz. Renk seçeneklerini, işte hafıza seçeneklerini seçebiliyorsunuz zaten. Ben 128'de ekleyeceğim koleksiyona. Çünkü hafızanız ne kadar çoksa o kadar rahat kullanabiliyorsunuz telefonu. Yani ben kendi telefonum 128 GB olmasına rağmen şu anda yoğun bir şekilde kullandığım için telefonu hafızamda 10-15 GB falan bir yer var. Bunu da koleksiyona ekle diyoruz. Bunun yanında kulaklık, telefon, akıllı bileklik ve ayrıca bilgisayar almak isterseniz ki bunun tamamlayıcısı tablet de olabilir. Ne bileyim Samsung Galaxy Tab'a en çok izlenen videolarımızın arasındaydı mesela. Onu da ekleyebiliriz listeye. Çünkü malum dersler online, işte EBA, Zoom gibi programlar kullanılıyor. Okulların kullandığı ekstra programlar var. Bunlar için arama yapıyoruz şu anda.
Biz elektroniğe girin bir. Elektronik. Kategori. Tablet. Tableti yok. Ciddi mi ya? Gerçekten tableti yokmuş. Neyse, tablet yerine o zaman bilgisayar bakalım. Hani maksat liste oluştururken birkaç tane ürün tavsiyesinde bulunmak. Bilgisayara girelim. Ben şu anda MateBook 13 kullanıyorum. 2019'da çıkan. Ama 2020 versiyonu vardır burada muhtemelen. Size tavsiye edebileceğim bir bilgisayar. Ya da çok işte detaylı bir işim yok diyorsanız 5000-6000 seviyesindeki bilgisayarlara da bakabilirsiniz. Örneğin şu Lenovo IdeaPad'i ekleyebiliriz. Ama Lenovo Celeron işlemciymiş. Çok tercih edilmeyebilir. Burada biraz filtreleme yapalım. İşte en azından bir 8 GB RAM'imiz olsun. 8 olur, 12 olur. Yükseltelim maksat. SSD'si hafızaya önem veren arkadaşlar için idealdir 500 GB. Harici ekran kartı çizim yapan veya ekran kartını harici ekran kartı gerektirecek uygulamalar kullanan arkadaşlar için seçime bırakılıyor. En son Windows'u seçiyorum. Ürünleri listele dedikten sonra en düşük fiyata bakalım. Aynen, 6000 TL'ye bunu da koleksiyona ekle diyoruz. Harici ekran kartı muhtemelen yok. Ekran kartı dahili. Ama çoğu kullanıcının işini görebilecek seviyede. Dediğim gibi online eğitim yoğun olduğu için bilgisayar, tablet gibi ürünlerin önemi de arttı ister istemez. Bundan sonra favorilerime girip bu işte favorileri açtığınızda aslında ki ana ekran buradaydı. Koleksiyonlarıma geçiyoruz. İki tane koleksiyonum var gördüğünüz üzere. Paylaş dediğinizde paylaşabileceğiniz uygulama bağlantıları çıkıyor veya başka bir platformda paylaşacaksanız kopyala kısmında linkinizi kopyalayabiliyorsunuz. İşte bu yaptığınız listeleri 25 kişi kaydettikten sonra ya da linki birilerine attığınızdan sonraki kısmı başka telefonda listeyle göstereceğim. Arkadaşlar, beğendiğiniz bir koleksiyonu kaydetmek istediğinizde bağlantısına tıkladığınızda üst tarafında gördüğünüz üzere kaydet butonu çıkıyor. Listeyi böylelikle kaydedebiliyorsunuz. Yani kendi oluşturduğunuz listeyi de arkadaşlarınız kaydedecekse bağlantıyı paylaştığınızda bu şekilde kaydetmeleri lazım. Şöyle kaydet diye tıkladıktan sonra liste kaydedilmiş oluyor. Liste sahibi de kayıtlı halini görebiliyor zaten. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.